Buraya kadar geldik mi ya? Bu ne cüret? Bu ne küstahlık? Dağdaki bir terörist Türk siyasetine görüşleriyle yön vermeye çalışıyor. Senin ne haddine? Ne haddine? Bilmiyorum, son zamanlarda bu vize başvurusu yaptınız mı? Schengen vizesinden bahsediyorum. Şimdi yaz ayları da geldi ya, birçoğumuz en azından cüzdanı sağlam olanlar diyeyim, mutlaka tatil için Avrupa'ya veya işte Amerika'ya, başka yerlere de vize başvurusu yapmışlar. Ama konumuz Schengen vizesi. Son günlerde dediğim gibi Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler Schengen vizesi başvurularında sıkıntı yaşıyor. Mutlaka kulağınıza çalınmıştır. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği her iki başvurudan birinin reddedildiğini açıkladı. Gideceksiniz yurt dışı? Almanya, Berlin. 3 aylık Schengen vizesiyle çalışmaya gidecektik ama çok umudum olmadan açıkçası geldim buraya. Son günlerde Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler Schengen vizesi başvurularında sıkıntı yaşamaya başladı. Randevu sayısı düştü, onay süreci uzadı, red sayısında ise artış yaşandı. Randevuyu zor aldık, kapalıydı randevular. Daha önce de başvurdum, red gelmişti. Bu ikinci başvurum. 2 hafta gece gündüz durmadan siteyi böyle kontrol ediyordum. Arıyorsun, ulaşamıyorsun. Büyükelçiliğe yazıyorsun, büyükelçiliğe. Elçilik sana bu şablon mesajlar oluyor ya, işte doluyuz, böyle tipte mesajlar yazıyor. Şu an bir vize başvuru merkezinin önündeyiz. Vize işlemleri için gelenler sabahın erken saatlerinde burada uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 40 gün oldu. Gaziantep'te başvurdum. Depremzede olarak biz enkazda çıkanlardanız. Orada sıra olmadığı için buraya geldik. Buradan da normalde saat 10.40'da sıram varken şimdi 1.30'a geldi. Halen bekliyoruz yani. 4. ayın 27'sinden beri uğraşıyoruz. Düğünümüz vardı. Onun için gidecektim. Maalesef ona yetişmediği için şu anda gezi amaçlı gideceğiz. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği her iki başvurudan birinin reddedildiğini açıkladı. Randevu alabilmek için günlerce uğraşanlarsa burada sıraya takıldı. Saat 11.40'dan beri bekliyorum. Saat 2, ne zaman geleceği de bilmiyoruz. Bazı sanatçılar da vize engeline takıldı. Volkan Konak ve Onur Akın geçtiğimiz günlerde vizeleri reddedildiği için konserlerinin iptal olduğunu açıkladı. Dedik Volkan Konak alamadıysa Kuzey'in oğlu, biz herhalde hiç alamayız. Onun endişesiyle geldik açıkçası. Benim şu an son şansım, yani bugünkü başvurumu tamamlayamazsam ya da red yersem gitme şansımı kaybediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın vize engelini siyasi şantaj olarak tanımlayarak bu sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi. Adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız.